Dünyada ve Türkiye'de doğa korumanın kuramsal temelleri. Araştırma görevlisi Doktor Yasin Koç. Profesör Doktor Abdullah Soykan. İnsanın yeryüzünü en başta tarım, sonrasında ise sanayi ve teknolojik gelişmelerle değişime uğratması ve dünya nüfusunun süreklilik arz eden bir şekilde artış göstermesi insan-çevre ilişkilerinde yeni bakış açısının ortaya çıkmasını doğurmuştur. Özelliklerden sonra artan çevrecilik faaliyetleriyle birlikte zengin ekosistemlere ve biyoçeşitliliğe sahip doğal alanları ve peyzajları güvence altına alarak gelecek nesillere aktarma düşüncesi ön plana çıkmıştır. Bu durum gerek merkezi hükümetler gerekse uluslararası örgütlerce çeşitli tedbirlerin alınmasıyla bazı önemli yapısal sorunların gündeme gelmesine neden olmuştur. Süregiden tartışmaların temelinde doğanın kimden ve nasıl korunacağı düşüncesi yatmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın konusu dünyada ve Türkiye'de doğa korumanın tarihi süreçte geçirdiği kuramsal değişimlerdir. Çalışma böylelikle Türkiye'de doğa koruma faaliyetlerindeki mevcut durumun dünyadaki yaklaşımlarla benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Li yıllardan sonra dünyada insansız doğa koruma yaklaşımı büyük ölçüde terk edilmiş, kırsal kalkınma ve diğer yararlanma düşünceleri neredeyse biyoçeşitliliği koruma ilkesinin önüne geçmiştir. Türkiye'de de benzer eğilimlerin ortaya çıktığı ancak kırsal kalkınma, ekoturizm gibi pratiklerin gerçekten söz konusu alanlarda amacına ulaşıp ulaşmadığı doğa koruma literatüründe önemli bir eksiklik olarak dikkat çekmektedir. Bu bağlamda denilebilir ki koruma kullanma ve kırsal kalkınma pratiklerinin ilişkisini, ortaya çıkan sorunları belirlemek için korunan alanların özgün kültürel ve doğal özelliklerini göz önüne alan daha fazla sayıda idiografik, yerel, karakterli nitel çalışmaya ihtiyaç vardır. Sonuç. Yellowstone tipi koruma modeli olarak bilinen insansız doğa koruma yaklaşımı günümüzde neredeyse tamamen terk edilmiştir. Yellowstone koruma modelinde yerel insanlar biyoçeşitlilik üzerinde bir tehdit olarak kabul edilip söz konusu alanların dışına çıkarılmaktaydı. Bu model uzun yıllar kabul görmüş ve insansız doğa korumanın tipik bir örneği haline gelmiştir. Bu noktada ilginç olan insanın doğa ve çevre karşısında edilgen olduğuna dair inancın tersine doğayı kurtarma fikrinin ağırlık kazanmadır. Yıllardan sonra artan neoliberal çevre politikalarıyla birlikte yerel insanlar da ekosistemin bir parçası olarak görülmeye başlanmış, yıllara gelindiğinde insansız çevre koruma kuramsal eleştiriler ışığında dünyada büyük ölçüde terk edilmiştir. Doğa ve çevre koruma faaliyetlerinde ortaya çıkan sorunların önemli bir kısmı söz konusu kuramsal yaklaşımların ve pratiklerin büyük ölçüde Avrupalı bakış açısını yansıtmış olmasından kaynaklanmaktadır. Avrupalı bakış açısında doğanın sürekli bir kaynak değeri olarak görülmesi geleneksel yaşam biçimlerini ve yerel unsurların doğayla ilişkisini göz ardı eden bakış açısı koruma pratiklerinin uzun süre önemli sorunlar yaratmasına sebebiyet vermiş, bu durum da yerel insanların arazi kullanım haklarında sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Yılları takip eden süreçte insansız doğa ve çevre koruma fikrinden vazgeçilmesi sorunların yeni bir şekil almasına sebebiyet vermiştir. Yerel insanları da koruma faaliyetlerine dahil etmek söz konusu koruma alanlarında kaynak değerleri üzerinde kullanım haklarıyla ilgili tartışmaların devam etmesine, algılanan pozitif kaynak değerleri nedeniyle nüfusun bu sahalarda farklı demografik örüntülerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Koruma politikaları, bir sahadaki ekosistemi koruma çabasından ibaret değildir. Söz konusu alanlardaki nüfus hareketleri anlaşılmadan politika üretmek önemli yerel sorunlar doğurmakta, koruma politikalarını gerek kırsal kalkınma gerekse biyoçeşitliliği koruma gibi nihai amaçlarından uzaklaştırmaktadır. Nitekim Thomas ve Middleton, sınırların belirlenmesinden sektörel planlara kadar pek çok kritik konuyu içinde barındıran, koruma politikalarının en önemli unsuru olan yönetim planlamalarının pratikte başarılı olması için herhangi bir sahaya uygulandığında söz konusu alandan veya o alanı sınırlayan çevresinden kaynaklanan tüm gelişmeleri ve konuları içermesi gerektiğini vurgulamışlardır. Ekosistemi ve kültürel değerleri koruma pratikleri, korunan alanların hem içindeki hem de çevresinde yerel alan yerel halk dikkate alınmadan uzun dönemde önemli sorunlar ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum koruma pratiklerinin verimlilik açısından sorgulanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır. Yaşanan sorunlar doğal ve kültürel olarak farklılıklar göstermektedir. Bununla birlikte özellikle yıllardan sonra kırsal kalkınma ve çevre koruma faaliyetleri birbirlerini kapsayan kavramlar haline gelmiştir. Yani kırsal kalkınma olmaksızın özellikle milli parklar gibi çok bileşenli alanlar ile çevre korumacılık faaliyetleri birbirinden ayrılamayan, aksine yerel halkın refah seviyesini arttırma hedefi dikkate alındığında birbirlerini tamamlayan kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Koruma alanları,
İçinde veya bu sahaların çevresindeki yerel toplulukların geleneksel yaşam biçimlerinde büyük değişimlerin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilmektelerdir. Bu bölgelerdeki yerel topluluklar dışarıdan gelen ekonomik durumu daha iyi bir nüfusla arazi veya mesken satışlarıyla yer değiştirebilmekte, geleneksel arazi kullanım biçimlerinde sorunlar yaşayıp korunan alanların içinde veya çevresinde kalan arazilerinde hak mahrumiyetlerine, kamulaştırma ile arazi ve mülkiyet kayıpları gibi büyük sorunlar yaşayabilmektelerdir. Böylelikle koruma alanlarında ciddi sosyal sonuçları olan sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte söz konusu bölgeler yerel istihdam olanakları yaratması, ekosistemin ve biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğini sağlaması gibi çok sayıda olumlu özelliğe de sahiptir. Kısaca belirtmek gerekirse koruma alanlarının kesin bir şekilde olumsuz veya olumlu sosyal etkilere sahip olduğunu belirlemek zorlaşmaktadır. Doğa koruma çok bileşenli bir faaliyettir ve çok sayıda aktörü planlama aşamasında içinde barındırması gerekir. Kültürel ekoloji ve politik ekonomi dikkate alınmaksızın doğa koruma faaliyetlerinin pratik karşılık bulması oldukça güçtür. Yerel, bölgesel ve küresel karar alıcıların bir mekandaki algı biçimlerinin gösterdiği farklılıklar yerel sorunların yaşanmasına sebebiyet vermekte, dolayısıyla koruma pratiklerinin başarısız olması sonucunu doğurmaktadır. Türkiye açısından bu konuları ele alan çalışmaların belirli alanlarda yoğunlaştığı, Türkiye'de koruma alanlarının sayıca ve kapladıkları alan bakımından her geçen yıl artmakta olduğu ve kalkınma planlarında bu sayının artırılmasının hedeflendiği göz önüne alındığında daha fazla sayıda nitel çalışmaya ihtiyaç olduğu görülecektir. Koruma alanlarına yapılan ulusal ve uluslararası yardımlarla birer cazibe merkezi olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak ekonomik durumu iyi olan bir nüfusla birlikte bu alanlarda görülen göç, biyolojik çeşitlilik üzerinde baskıya, doğal peyzajda ise köklü değişiklikler yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Yaşadıkları alanları dışarıdan gelen bir nüfusa satarak başka yerlere göç eden yerel halkın yaşadığı sosyal sorunlar ise ayrıca üzerinde durulması gereken son derece önemli bir konudur. Koruma alanlarının kırsal kalkınmayı olumlu yönde etkileyip etkilemediğini ve biyoçeşitliliği korumadaki başarısını saptamak için daha fazla sayıda nitel durum çalışmasına ihtiyaç vardır. Özellikle dünyada Paper Parks olarak adlandırılan yönetim planlarında milli parkların kağıt üzerinde kaldığı ancak koruma ve kullanma pratiklerinin istenilen sonucu vermediği bir gerçektir. Bu açıdan gerek doğa bilimcilerin gerek sosyal bilimcilerin yerel halkı kapsayan, onları park yönetiminin bir parçası olarak görülmesini sağlayan daha fazla sayıda disiplinler arası çalışma yapması gerekmektedir. Ayrıca altı çizilmesi gereken husus her bir korunan alanın özgün kültürel ve doğal değerleri göz önüne alındığında bilimsel çalışmaların çıktıları ile yerel yönetimlerin yönetim planlarında yer alması, sivil toplum örgütlerinin de sürecin birer parçası olması gereklidir.